Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Sizler için bugün sokağa çıktık ve dedik ki A101'de satılacak olan ki 1 Nisan tarihinden itibaren satılacak Michelin'in şöyle bir ürünü var arkadaşlar. Şu kutusu, kutusunu göstermiş olayım. Bu bir lastik şişirme pompası diye geçiyor. Bu tarz bir ürün. Böyle çok büyük görünümlere bakmayın. Bunun fotoğraflarında bayağı büyük görünüyor ama aslında şu kadar şirin bir üründen bahsediyoruz. Cihazı biz temin ettik. 1 Nisan olmadan temin ettik ve sizler için hemen bir inceleme yapalım dedik. Şurada bir USB bağlantımız mevcut. Şöyle göstermiş olayım yakından. Evet, USB girişini görüyorsunuz. İsterseniz USB girişinden de hani şarj edeceğiniz telefon vesaire de buradan şarj ediyorsunuz. Cihazın bir de küçük bir ekranı var. Yalnız çok anlaşılmıyor bu ekran bu arada, onu söylemiş olayım. Fakat bir ekran var. Lastik basınçlarını kaça ayarladığınızı bu ekrandan görüyorsunuz. Bu düğmeye bastığınız zaman da cihaz kullanmaya başlıyor. Şöyle bir sübap çıkışımız var. Bunu direkt tekerleğe böyle bağlamamız gerekiyor. Vida şeklinde bu. Onu söyleyelim. Bir de kablosu var tabii ki doğal olarak. Şöyle yaklaşık 2 metrelik bir ol vardır diye tahmin ediyorum. Evet, 2 metre belki de 2,5'tür bu. Şöyle bir kablomuz var. Kutusundan arkadaşlar bir de ekstra bazı ufak tefek aksesuarlar çıkıyor. Şöyle göstermiş olayım. İki farklı uç var. Bunlardan bir tanesi top falan şişirebilirsiniz. Ya da yatak falan gibi şeyler şişirebilirsiniz. Bir de bir tane de sigorta çıkıyor. Şimdi ürünümüzü aldık A101'den. İlk defa deneyeceğiz bu arada. Biz de bilmiyoruz yani çalışacak mı çalışmayacak mı. Bakalım aracımız var. Hemen gösterelim Alperen'cim. 2020 model bir Captur test ediyoruz arkadaşlar. Yakında kanalda incelemesi de olacak. Aracın lastiğinde bakalım bu Michelin'in bu minik şirin ürünü işe yarayacak mı? Nasıl yarayacak? Hep beraber izleyelim. Şimdi evet. Aracın çakmak girişine bağladık. Çakmak girişinden de ucumuzu bağlantımızı yaptık. Şu anda bağlantıyı yaptık ve lastiğimize doğru eğilelim bakalım. Lastiğimizi şişirecek miyiz? Şöyle eğildik. Önce sübabı çıkartıyoruz yuvasından. Sonra sübabımızı, kendi sübabını takıyoruz arkadaşlar. Biraz dikkatlice. Bakalım nasıl olacak. Evet, şu an hafif bir ses geliyor. Evet. Birazcık lastiği indirdik. Şimdi cihazımızı açalım. Şu anda cihaz bağlandı arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz 33 PS değerini görüyoruz. Başka türlü bir farklı bir değerde de görebiliyoruz. İki farklı değerde ayarlamalar yapabiliriz. Şimdi birazcık çalıştıralım. Yani sesi de maşallah boyutuna göre bayağı bir ses var arkadaşlar. Şu an 34 oldu. 34,5 oldu. Evet, şu an çalışıyor hala. 35 oldu. Şimdi biz durdurduk. Arkadaşlar onu söyleyelim. Biraz durdurduk. Neden durdurduk? Çünkü lastiği fazla şişirmeyelim. Böyle bir sıkıntı da olmasın. Hatta biraz indirelim. Bir deneme yapalım şimdi. Şu an lastiği biraz indiriyoruz. Ses duyuluyor mu bilmiyorum ama ben şimdi mikrofonu alıyorum. Şu anda lastiğimizi indiriyoruz. 32'ye kadar indi bakın lastik. Şu anda ekranda 31,5'a indi. Biraz indirelim. Biraz daha indirelim. 31'e indirdik. İnşallah burada kalmayız. Tamamdır şimdi. 31 kaç gösteriyor? 31,5'a sabitledik. Şimdi birazcık çalıştıralım bakalım ne olacak. Değerinde sabitlemiş durumdayız arkadaşlar lastiğimizi. Tabii ki böyle bir ürünle hani benzin istasyonlarındaki gibi böyle takır 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 hızlı hızlı beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Biraz beklemeniz gerekecek. Yani benim kişisel fikrim, tabii biz bunu tamamen inmiş bir lastikle denemedik ama tamamen inmiş bir lastikle deneseydik muhtemelen 5-6 dakika kadar beklememiz gerekebilir. Ama
hani günü kurtarmak için çantaya koyayım ben bunu, arabanın bagajına koyayım, taşıyayım dedi diyeceğiniz çok küçük, hafif ve kullanışlı bir ürün. Şimdi bu ürünün fiyatı şöyle bir durum var. Farklı farklı modelleri var bunun. Aynı modelin daha güçlü olanları da var. Daha az güçlü olanları da var. Piyasada bunun fiyatı yaklaşık 290 ve civarında. A101'de bu ürün 180 TL fiyattan satılacak arkadaşlar. Bulabilirseniz almanızı öneririm. Özellikle de aracınız varsa bence araçta dursun. Bagajınıza koyun. Size lazım olur. Yolda kalmış birine lazım olabilir. Kullanışlı, pratik bir şey. Ama söylediğim gibi biraz bekletiyor sizi. Hani böyle hızlıca hani bu benzin istasyonlarındaki hava sistemleri kadar böyle vızıt diye yapmıyor tabii ki. Zaten öyle bir şey de beklemeyin ama bu tarz ürünler şey oluyor biliyorsunuz, biraz daha bekletiyorlar. Ama kaliteli bir ürün, Michelin'in ürünü. Çok daha ucuz ürünler var bu arada piyasada. 100 liraya da bulursunuz, 50 liraya da bulursunuz ama onların ömrü konusunda çok emin değiliz ve kaliteleri konusunda da çok net konuşamıyoruz ama Michelin biliyorsunuz lastik markası ve kaliteli bir ürün yapmış. Zaten plastiğinden, şusundan, busundan da çok net bir şekilde bunu anlıyorsunuz. Söylediğim gibi A101'e uğrayın 1 Nisan'da. Bulabilirseniz eğer aracınız da varsa bu ürünü almayı unutmayın. Michelin'in bu hava pompası ile ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz, kafanıza takılan sorular varsa videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.